Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine her hafta düzenli bir şekilde yaptığımız fonların haftalık bazda hangi şirketleri toplayıp takas kurumuna koyduklarını beraberce inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyor ve teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Hem güzel hem kötü yorumlar geliyor. Hepsini kabul ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bir de beğeniler gerçekten çok az. İzlenmeler artmaya başladı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama beğenmeyi unutuyorsunuz galiba. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza bilinçlenmeleri için bu videoları göndermeyi de unutmayın diye bir hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bildiğiniz üzere borsa kan ağlıyor. Dün öğleden sonraya kadar fena gitmemişti. Ancak sonrasında İsrail'e bir saldırı planı olduğunu İran'ın Amerika açıklayınca arkasından da Cumhurbaşkanımız Lübnan'dan sonra sırada biz varız gibi bir açıklamalar yapınca tabii ki borsaya yüklü miktarda satışlar geldi dün itibariyle. Bu arada ben bu videoyu bugün yani 02.10.2024 sabah saatlerinde çekiyorum. Ve katılda bana destek olan arkadaşlarım, dostlarıma da bu videoyu piyasa açılışı öncesi paylaşıyorum ki onlar işlem yapmak isterse işlemlerine devam edebilsinler diye. Akşam da herkese 20.45'te paylaşıyor oluyorum biliyorsunuz. Büyük bir kısmınız tabii ki akşam izliyorsunuz bu videoyu. O yüzden bazen soruluyor. Yani bunu erken çektin diye ona bir açıklama yapmak istedim. Borsa öyle gelişmelerden çok etkileniyor. Zaten iyi durumda olmayan borsamız bir de böyle açıklamalar gelince tabii ki satış yedi. Ama satışlara ben baktığımda, detaylı bir şekilde baktığımda aslında hacimlerin çok düşük olduğunu görüyorum. Yani aslında çok büyük miktarda bir satış yok. Ama alıcı olmadığı için fiyatları oldukça aşağı çekiyorlar. Ve bu durumda da panik yapan insanlar çok daha düşük fiyatlardan ellerindeki hisse senetlerini çıkarmış oluyor maalesef. Şimdi bu tarz haberler direkt bilebileceğimiz haberler değil. Çünkü dün öğleden sonraya kadar fena gitmiyordu borsamız. Bir anda patladı diyebiliriz. O yüzden böyle durumlarda sakin kalmak çok önemli. Biliyorum artık o kadar mutsuzsunuz, o kadar kötü yorumlar yazıyorsunuz ki. Ama şunu unutmayın demek istiyorum. Bugünler geçip iyi günler geldiğinde bir anda örneğin bu paranızı para piyasası fonunda değerlendirdiğiniz miktar üzerine çok kısa zamanda çıkıp bir anda iyi ki buradaymışım, kar etmeye başladım da diyebilirsiniz. Çünkü borsa böyle bir yer. Yani yıllık bazda %50 tamamen bir sene boyunca tutabileni de bilmiyorum. Para piyasası fonundaki dostlarım aslında belki de bir ayda, 1,5 ayda bu parayı kazanabiliyor olacaklar. Yani eğer kazançlarınızı, eğer düşündüğünüz miktarları yalan fazla düşünecek olursanız doğru hissede olduğunuz takdirde borsada olmak kesinlikle çok daha avantajlı oluyor. Bugün de bile aynı şeyi söylüyorum. Çünkü bunu yıllardır deneyimledim. Böyle günleri de gördüm. Böyle günler için nakite geçmeyi, elimde nakit bulundurmayı hep hedefledim. Bir sıra başaramıyorsunuz biliyorum ama bir süre sonra bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra hemen Borsa İstanbul'a geçeyim. Çünkü biliyorum hepimizin biraz morale ihtiyacı var. Bu düşüş ortamında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi gelin fonların hangi hisseleri aldığına şöyle genel olarak bir bakalım. Akbank'ta alımların güçlü olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi 21 milyon lotun üzerinde bir alımı var. Ve bu aldığı lotlardan herhangi bir kazanç elde edememiş. Gördüğünüz gibi kazanç tarafında eksideyiz. İkinci sırada İş Bankası var. Ha, bu arada Akbank'ın aldığı miktar 1,2 milyar TL gibi bir sara denk geliyor. Az bir miktar değil. İş Bankası'nda yine alımda burada 50 milyon loto yakın bir alımı var. Ama orada da eksideyiz. Orada da 600 milyon TL'lik bir alım var. Yapı Kredi tarafında yine alımda, yine zararda. 19 milyon lot civarında da orada da 500 milyon TL civarında. Ama şunu unutmayın. Bankalardaki alım ve satım miktarları milyon milyon milyar milyar yüksek olup anında elden çıkarılabiliyor. Örnek veriyorum, dün Yapı Kredi Bankası'nda sadece bir kurumun yaptığı satış
10 milyon lotun üzerindeydi. Burada da fark ettiyseniz alınan lot 18 milyon bir haftada. Yani bu detayı unutmayın, aklınızda bulundurun diye söylüyorum. Peki. Şimdi şu hafif aşağıya doğru indiğimde alımların güçlü olduğu şirketlerden bir tanesi Naten. Naten Enerji. Naten Enerji'de de yaklaşık 145 milyon TL'ye yakın bir alım var ve 2,7 milyon lot bir alım var. Şimdi Naten'le ilgili ben isterim ki birazdan bakalım, grafiklerine bakalım. Ama önce bu listemizi bir tamamlayalım istiyorum. Aşağıya doğru indiğimde Surge'ye bizim listelerimize çıkan bir bakıma kar ettiğimiz, hani mini bir kar ettiğimiz ama çok da satıcı bulamadığı için yükselmeye devam ettikleri bir şirket. Buna da bakabiliriz. Burada da 1,4 milyon lotluk bir alım var. Bu da fena değil. İSKPL yine bir halka arz, yeni bir halka arz. Bakın adamların elinde yokmuş ama yaklaşık 4 milyon lota yakın bir alım yapmışlar. Ve bu da yaklaşık 60 milyonluk bir alım demek. Herhangi bir kârı da geçmemiş henüz. Aşağı doğru indiğimde Dagi'yi görüyorum. Dagi'de de bir alım var. Biraz daha aşağı indiğimde Selva, OncSM, FZLG'ye. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı şirketler. Bu şirketlerde birileri para döndürüyor. Biz bunların Telegram grupları olduğunu düşünüyoruz. O gruplarda hisse pazarlanılan gruplar olduğunu düşünüyoruz. Ve bir süre yükselmeye devam edebileceğini ama her zaman yükselmeyeceğini, dikkatli olmak gerektiğini ben sizi her seferinde uyarıyorum. O yüzden o gruplara çok güvenmediğimi, dikkatli olmanız gerektiğini de hatırlatıyorum. Şu aşağı doğru iniyorum. Yine yeşil işaret ettiklerim alımların güçlü olduğu hisseler ama alınan miktarlar yani cüzdandan çıkan paralar biraz düşük olduğu için buralarda dediğim gibi daha küçük grupların Twitter post atlarının belki işlem yapabileceğini düşünüyorum. İsterseniz şu aşağıya doğru inelim. Bir de en çok satış yapılanlara bakalım. En çok satış yapılanlara baktığımda Koç Holding'i görüyorum. Şimdi şirketin büyüklüğü anlamında çok büyük olmasa da TL olarak yani cepten çıkan para olarak satış büyük. Migros'ta hem şirketin büyüklüğünü hem de TL olarak büyük olabileceğini söylemek isterim. Gördüğünüz gibi hala düzeltmeler bir miktar devam ediyor perakende sektöründe. Türk Hava Yolları'nda bir satış var ama 1,5 milyon lotluk bir satış. O aslında minimal sayılabilecek bir satış diyebilirim. Tüpraş'ta bir satış var, o da minimal. Batı Çimento'da satış biraz daha büyük. Petkim, Akhol bunlar da büyük. Şu yukarı geldiğimde dikkatimi çeken Katılım Ev ve Bayrak şirketleri oldu. Buralarda da aslında şirketin büyüklüğü olarak büyük satışlar var. Şimdi bazı şirketlere isterseniz gelin beraber bakalım istiyorum. Şimdi öncelikle şu ekrana geçeyim hemen. Burada Naten'in haberlerine baktığımda Naten'e bakalım isterseniz. Natural Yenilebilir Enerji 2024 6 aylık konsolide net karı 770 milyon TL gibi bir bilgi vermiş. Şimdi ben genellikle şirketlerin alımlarına bakarken özel bir haberi de var mı? Ona da bakmaya çalışıyorum. Her zaman sizinle paylaşmıyorum açıkçası ama buna bakıyorum. Bugün bundan da biraz bahsedeceğiz. Şimdi Natural Enerji bizim daha önceki baktığımız hisseler arasında vardı. Çünkü bir çalışmasını yapmışız gördüğünüz gibi. Şöyle bir izleyelim. Burada düşen bir kanal vardı tüm enerjilerde olduğu gibi ve bu kanal üzerine çıkacak mı, çıkar mı? Ona bakacağız diyorduk hatırlarsanız ve kanalın üzerine çıkmış. Ancak şu an haftalıkla bakıyoruz. Bakın haftalıkta kanalın üzerine çıkıp satış geldiğinde düşmüş. Satış geldiğinde düşmüş. Şu an yine bir satış gelmiş. Şimdi burada olabilecek şeyi söylemek istiyorum. Burada alımın güçlü olduğunu ama bu alımın şu bölgede güçlü olduğunu unutmayın. Şimdi burada alıcı bulmadıkları takdirde biraz daha yukarı götürebilirler. Ama satış girdiği için kanalın üst bandına gelip buradan tekrar yükselişe geçebilir. Ya da kanalın altına girebilir. Buradaki hareketi önemli olacak ve ben bu kadar büyük alıma rağmen burada şu an herhangi bir alıma geçmeye cesaret edemezdim. Yatırım tavsiyesi değil diye hemen söyleyeyim. Diğer bir küçük şirkette devam edelim. Dagi. Şimdi Dagi. Dagi'de yine ben katlara baktım.
Şimdi Dagi tarafında da mesela burada bir kapta bildirim var. Sermaye artırma azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim. Bedelli sermaye artırmak istemiş şirket ve bedelli sermaye artırım başvurusunun geri çekilmesini istemiş. Özeti bu aslında. Şimdi böyle büyük ekstrem alım satımların olduğunu fark ettiğim durumlarda ben ya KAP tarafına ya haberler kısmına detaylıca bakıyorum. Bu yüzden de benim için önemli olan ya ne oluyor burada bir anlayalım olmuş oluyor. Burada Dagi'ye baktığımda da Dagi böyle yataya bağlamış haftalık da bir şirket fark ettiyseniz. Hani hatta şöyle çok ufaktan bir yükseliş kanalı vardı diyebiliriz şöyle. Hatta şöyle yapacak olursam yatay pozitif bir yükseliş kanalı var ve bu yükseliş kanalının fark ettiyseniz her alt bandına geldiğinde buradan bir tepki vermiş, yükselmiş ve üst bandına geldiğinde de buradan bir satış yemiş. Şimdi bakın şurada büyük bir mumla yine bir düşüş sonrasında yine bir alıma geçtiğini gösteriyor ve şu an hala alım tarafındayız. Herhangi bir satış girmemiş gibi gözüküyor ama bakın bir haftalık mumda bütün kanalını çalıştırmış. Yani burada nasıl işlemler yapıyor bu insanlar? Bir haftada %38'den fazla düşmüş. Çok çok ilginç yani çok dikkat çekici. Dikkatli olunması gerekiyor. Ama dediğim gibi bakın her alım geldiğinde de bir yükseliş olmuş. Ama buradaki alımda mesela şurada yakalamış olabilseydik bu hisseyi ve burada bir alıma geçebilseydik belki burada bir kar elde etme ihtimalimiz olurdu. Her zaman işte her hisseyi de yakalayamıyoruz. Bir %22 alıyormuşuz. Ama bu tarz hisselerde unutmayın öyle çok büyük paralar işlem yapmayı önermiyorum. Çünkü tahtacılar lot lot sayıyorlar. Hanginiz kim alıyorsunuz bunlara bile bakıyorlar. Bazen ben bu tarz şirketlere fark ediliyor muyum diye 100 bin liralık alımla giriyorum. Yani böyle bir bakıyorum ne oluyor diye. O yüzden bizim portföyümüz de geniş olması gerekiyor. Şimdi bana soruluyor. Neden büyük şirketlere bakıyorsun, küçük şirketlere bakmıyorsun? Başka bir yorumda neden küçük şirketlere bakıyorsun, büyük şirketlere bakmıyorsun diye. Burada aslında hepsine bakıyoruz. Videoyu ya tamamını izlemiyorsunuz ya da çoğunlukla bir tane videomu izleyip bu yorumu yapıyorsunuz. Genel olarak baksanız portföyümüz aslında hem küçük hem büyük şirketlerden oluşturduğumuzu göreceksiniz. Çünkü hepsinde farklı planlarımız var. Örnek veriyorum Akbank diyelim. Şu an Akbank çok gündemde ya bu verilerin bilgilerin çalınmasıyla alakalı. Örneğin Akbank'ta siz 1 milyonluk bir alım yapsanız kimse sizi fark etmiyor bile. Hatta böyle tek kademede onu alabilir veya satabilirsiniz. Ama gelin Dagi'de 1 milyonluk bir alım yapın bakalım. Sizi fark ediyorlar mı, fark etmiyorlar mı? Burada gerçekten tahtacılar böyle lot saydıkları için hangi aracı kurumdan hangi alımlar yapılmış tek tek takip ediyorlar bunu unutmayın. O yüzden örnek veriyorum 1 milyon 100 bin TL'niz var diyelim. 1 milyonunuz da yan zamanlı bir Akbank'ta alım satım yaparken 100 bin liranızda da Dagi'de alım satım yapabilirsiniz. Dagi'den %20 kazanabilirsiniz. Birkaç günde 100 bin liranızı 120 bin liraya çıkarabilirsiniz. 1 milyonluk Akbank'tan aldığınızda oradan bir %5 kazandığınızda 1 milyonunuz %5 artmış olur. Yani o da 50 bin TL kazanmış olur. Buna bu şekilde bakmanız gerekiyor. Tek bir tarafa odaklanmayarak aslında her yerden belli oranlarda kazançları hedefliyoruz. Zaten bu kanal amacı da bu. O yüzden onlar işlem yaparken onların yanında biz de işlem yapıyoruz. Umuyorum bu bahsettiğim biraz daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü genel olarak sorulan bir soru olduğu için de cevap vermek istedim. Artık negatif yorumlara burada cevap vermeyeceğim söyledim. Sadece bazı kafa karışıklığı, karmaşıklık olan konulara bazen açıklık getirmeye devam edeceğim burada. Şimdi isterseniz bir Yapı Kredi Bankası'na bakalım. Çünkü Yapı Kredi Bankası'na dün acayip bir düşüş oldu. Ne durumdayız şu anda bir bakalım. Şimdi şöyle Yapı Kredi Bankası'nda şöyle bir haftalık tarafa baktığımda gördüğünüz gibi haftalık tarafta bakın alım mumları gözüküyor. Burada ne zaman alım mumu olduysa bir alışa geçilmiş ve bu miktar yükselmiş. Mesela en son alıma geçildiğinde gördüğünüz gibi bir %48'lik bir yükseliş, ciddi bir yükseliş olmuş ve burada satış geldiğinde bulamamış alıcı.
Şurada bir daha satışa girmiş ve şu anda 3 seferdir de Yapı Kredi Bankası'nda alım veriyor bize indikatörler. Şimdi burada dün ciddi bir satış oldu. Ancak yine de şu an bize bir kat sinyali vermiyor diyebilirim. Hatta şöyle bakın günlük tarafa geçmek istiyorum. Biraz karışacak ama günlük taraftaki şöyle çevirgili. Evet, günlük tarafa baktığımda günlük tarafta da bakın bir alım sinyali geldiğinde yükseliş ve yükseliş sonrasında bir satış sinyali. Şu an henüz bir alım sinyali gelmemiş. Günlük tarafta ona da dikkat edin. Haftalıkta defalarca gelmiş olsa da günlük tarafta henüz bir alım gelmemiş. Ama eğer kanala riayet eder, çok da aşağıya sarkmazsa burada bir beklenti oluşabilir. Ya da kısa vadede olmasa da orta vadede oluşabilir. Çünkü şu an kanalın dibinde ve haftalıkta birçok alım tarafına geçmiş gözüküyor. Bunu da hatırlatayım istedim. Şimdi Yapı Kredi sonrasında başka hangi şirketlere bakalım? Notlarıma bakıyorum. Satışta olan mesela katılım eve bakalım. Katılım evde yani yaklaşık 3,7 milyon lot satış var. Büyük bir satış. Şimdi burada bir mal değişimi oluyor olabilir. Gördüğünüz gibi bir düşüş yaşıyor katılım ev ve yataya bağlıyor haftalarca. Böyle grafikleri biz çok gördük. Hani bir Hektaş falan demiyorum çünkü onlar böyle belalı şirketler. Ama katılım ev gibi daha arada böyle hareket yapan, ne yapacağı belli olmayan şirketleri ben bu kadar büyük hareketler yapıp ve bu hareketleri yatayda yaptığı zaman takibimi alıyorum. Şu an alın demiyorum. Ben de zaten almıyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Böyle durumlarda ben mal el değiştiriyor ve bu fiyatlardan mallanılıyor. Bir beklentiler oluşabilir, bir değişiklikler oluşabilir diye bu tarz şirketleri takip etmeye çalışıyorum. Zaten katılım evimde de daha sonrasında Telegram grupları veya işte gruptaki bildirimleri, açıklamaları bunlara da bakıyorum. Ama bunların hepsi aşama aşama oluyor. Yani burada ilk tespit ettiğimiz şeyi hemen almıyoruz. Gözlemlemeye başlıyoruz. Yapılan hareketlerin ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Şimdi borsaya kumar diyenler kumar olduğunda böyle bir şey yapmıyorsunuz. Biz burada tamamen analitik bir şekilde çözümlemeye çalışıyoruz. Çünkü bir kazanç hedefliyoruz ve kazanç hedeflemek için biz matematiksel hesapları yapıyoruz. Biz de burada oturuyoruz, lot lot hesap yapıyoruz ve nerede ne gibi potansiyel gelebilir ona göre alım yapıyoruz. Zaten böyle yapıp böyle kazandığınızda inanın gerçekten çok daha keyifli oluyor. Yani ben çalışarak, başararak kazanmayı her zaman hedefleyen bir insandım. Hayatım boyunca da böyle oldum. Ve yaptığım analizler başarıya ulaşıp kazanç elde ettiğimde de gerçekten ben bunu hak ederek helal bir şekilde kazandığımı düşünüyorum. Sizlere de burada bu böyle mindset'i oluşturmaya çalışıyorum ki siz de işlemlerinizi, incelemelerinizi yapın. Benim anlattıklarımın üzerine siz de çıkıp bir şeyler araştırabilirsiniz vaktiniz varsa. Yoksa da ben zaten sizler için her gün farklı farklı araştırmalara devam ediyorum. O yüzden sizlere bunları anlatmayı ve bilgiyi çoğaltarak beraber de küçük yatırımcı olarak kazanmayı hedefliyorum. Bugünlük videom da bu kadardı. Umarım bir fayda almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim için gerçekten çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.